Osman, ziyaretçim var. Haberler kötü mü? Kino ve Damaso arasında sorun var. Kino iyi mi? Evet. Ama durum kontrolden çıkmış durumda. Lakin ikisi de komutanın kendisinde olduğunu ve senin yokluğunda organizasyonu yönetme görevini ona bıraktığını iddia ediyor. Bir şey yapmazsan dışarıda kıyamet kopacak. Joaquin için yaptığım her şeyi biliyorsun. Organizasyon için nasıl çalıştığımı da. Liderliği bu çocuk mu hak ediyor? Kimseden emir almaya ihtiyacım yok. Organizasyonu tek başıma idare edebilecek güce sahibim. Kino artık çocuk değil Damaso. Artık ipleri almak istemesi çok doğal. Kino, Damaso'nun organizasyon için önemini biliyorsun. Çok iyi bir lider. Babanın güvenini kazandı. Puente Grande'den beri babanın yanında. Kino babam liderliği bana bıraktı diyorsa ben ona inanırım. Damaso da aynını söylerse ona da inanırım. Bu bir yalan İsmail. Babam hiçbir şey söylemedi. Adamlarından gözümüzü ayırmayalım. Bu çocuk iş nasıl yapılır bilmez. Bu pislik benim patronum olmayacak. Yakında bize patronla hazır olmadığını gösterecek. Organizasyonu ondan çok daha iyi idare edebileceğimizi göstereceğiz. İsmail beni bu bilgiyi vermeye gönderdi. Şimdi komutayı kime bıraktığını söyler misin? Damaso'ya mı yoksa Kino'ya mı? Şu anda Joaquin El Chapo Guzman Deniz Kuvvetleri hangarından çıkarılıyor ve basın mensuplarına gösteriliyor. 13 yıl kaçak kaldıktan sonra işte karşınızda dünyanın en ünlü uyuşturucu baronu. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Bu mektubu size babanız gönderdi. Teşekkür ederim. Damaso, geldiğin için teşekkürler. Davet ettiğin için teşekkürler. Neyi kutluyoruz? Bu bir sürpriz. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Öyle ki bunun için bir şarkı yazmalarını bile istedim.
sonunda babamdan haber aldım. Dinle. Şarkıyı çal. Damaso, ne oldu? Sana kimse inanmayacak. Yemin ederim babam mektubunda öyle demiş. Sevineceğini düşünmüştüm. Daha bir çocuk. Yerini dolduramazsın. Mektubunda herkese söylememi istemiş. İsmail zaten biliyor. Bilmeyen bir tek sen kalmıştın. Damaso, organizasyonda bazı değişiklikler yapacağım. Ben her şeyi düşündüm. Senin çalışma biçimine, bölgelerine saygı göstereceğim. Hadi dostum, gel bir şeyler içelim, kutlayalım. Bana asla emir vermeyeceksin. Joaquin'in yokluğunda organizasyondan ben sorumluyum. Patron ben olmalıyım. Bay Kino. Otur Valkarsel. Bu bölgede çalışan kaç satıcımız var? Yaklaşık 50 kadar. Ne sıklıkla uğrarlar? Haftada bir. Tüm Kulikan evlerinde haftalık mal alan 50 satıcımız mı var? Yaklaşık olarak efendim. Bu düzeni biraz geliştireceğiz. Malımızdan biraz para kazanmalarının mahsuru yok. Ama organizasyon sattıkları şeyden daha fazla kâr elde etmeli. Komisyon gibi mi? Evet. Malı yine aynı fiyattan alabilirler. Ama sattıkları her şeyden %10 alacağız. Anlaşıldı mı? Evet efendim. Hallet. Her zamankinden mi? Aynısı. Beyler. Patron yeni bazı kurallar belirledi. Artık yaptığınız her satıştan %10 komisyon alınacak. Sorunu var mı? Hayır.
çok saçma. İnsanlar daha fazla ödemek istemiyor. Naber? Merhaba. Naber? Fiyat nedir? Biraz artış oldu. Yapma hadi. Bak veremeyeceğimizi biliyoruz. Elimden gelen bir şey yok. Pekala gidelim. Şimdi de üstüne komisyon koydular. Nereden para kazanacağız? Başkasından daha ucuza bulurum. Ne yapacağız? Kino için çalışmayı bırakabiliriz. Deli misin? Bizi sağ bırakmazlar ki. Ya aynını öderim. Ya da başka yerden alırım. Tamam. Patron o. Babası öyle demiş. Sırtımızı dönersek Joaquin'e ihanet etmiş oluruz. Ne haber? Merhaba dostum. Nasılsınız? Suratınız neden asık? Kino anlaşmamızı değiştirdi. Damaso sizin için bir şey değiştirdi mi? Hayır. Kuyuna ne yaptı? Alo. Efendim. İlginizi çekecek bir şey oldu. Toplansınlar. Burada kapımızın herkes açık olduğunu duyurun. Benim için çalışırsanız komisyon da ödemezsiniz. Senden alırsak sorun çıkmayacak mı? Hepimiz aynı organizasyon için çalışıyoruz. Kino'nun kızması için sebep yok. Peki ya kızarsa? O zaman bana kızmış olur. Size bulaşırsa bana bulaşmış olur. Ben adamlarımı korurum. Hiç mi? Bütün gün mü? Konuşun bakalım. Neler biliyorsunuz? Alo? Efendim, bir sorunumuz var. Ne oldu? Satıcılar. Damaso'nun tarafına geçiyorlar. Kaç kişi? Çoğu. Lanet olası. Ne diyorsunuz? Onları bulup canlarına okuyayım mı? Hayır, bırak. Onlarla sorunum yok. Güney çıkışında buluşalım. Bir grup getir. Anladım. Benim bölgeme girmeye cesaret etmişsen bunu yüz yüze halledelim. Ateş etmeyin.
Artık patron benim de Masu. Ateş etmeye başlarsanız istemediğim bir savaş başlatırsın. Bu bölgenin benim olduğunu biliyorsun. Baban bana verdi. Savunmaya hakkım var. Ne yapacaksın? El Chapo Guzman'ın oğlunu mu öldüreceksin? Kuleye kanama gidiyoruz efendim. Evet ama yarın geri dönüyoruz. O çocuğun bizim olanı almasına izin vermeyeceğiz. Bu savaş demekse... kaçan ben olmayacağım. Bütün gece kafa yordu Joaquin. Mazatlan'a gitmek çok riskli. Don Sol bana ihanet etti. Bir süre uzaklaşmam gerekiyor. Ama Elba ve kızları görmeden de gidemem. Anlıyorum. Ama Los Cabos'a gitmek daha güvenli. Oraya ne kadar çabuk ulaşırsan o kadar iyi. Hükümet seni orada takip edemez. Bravo. Ne oldu efendim? Mazatlan'daki adamlarınla konuş. Güvenliği artırmalarını iste. Kızlarımı görmeye gideceğiz. Doğruca aslanın inine giriyorsun. Biliyorum. Bana bir şey olursa senden bir isteğim var. Sana vermeden önce bu toprakların nasıl olduğunu hatırlıyor musun? Elbette. Mazatlan'dan sorun çıkmadan döneceğimden eminim. Ve Los Cabos'a gidince bu konuyu çözeceğim. Ama bana bir şey olursa organizasyonu senin idare etmeni istiyorum. Yakino? Onun da sırası gelecek. O oğlum ve onu seviyorum ama henüz çok genç. Ona yol göster. Hazır olduğu zaman onu kendi başına bırak. Teşekkür ederim Joaquin. Her şeyin yolunda gideceğinden eminim. Gitmezse organizasyona göz kulak olur ve Kino'ya yol gösteririm. Söz veriyorum. Şu anda Joaquin El Chapo Guzman Deniz Kuvvetleri hangarından çıkarılıyor ve basın mensuplarına gösteriliyor. 13 yıl kaçak kaldıktan sonra işte karşınızda dünyanın en ünlü uyuşturucu baronu. Kino. Geldiğin için teşekkürler. Davetin için teşekkürler. Neyi kutluyoruz? Hadi gel. Kontrolü ele alma zamanım geldi. Neyin? Mazatlan'a gitmeden önce baban organizasyonun başına geçmemi istedi.
Bir şey olursa sana göz kulak olmamı istedi. Sana yol göstermem için. Patron olmaya hazır olana kadar iler benim elimde olacak. Kimseye ihtiyacım yok ve senin kendi bölgelerin var. Bizimkileri kontrol etmene izin veremem. Bu imkansız. Babanın isteği. Bunu herkes biliyor. İsmail hep biliyordu. Babana verdiğim sözde durmak için hazırlıklara başladım. İnanmıyorum. Kino. Kino. Babana söz verdim. Sözümden dönemem. Bizden Sinaloa'yı dünyanın en güçlü organizasyonu yapmamızı bekliyor. Hadi içelim. Bunu kutlamalıyız. Ben onun oğluyum. Yokluğunda da lider benim. Gidelim. Bu bölgede kaç satıcımız çalışıyor? Yaklaşık 50 kadar. Artık çalışma biçimimizi değiştireceğiz. Bizim malımızla para kazanıp bize pay vermemelerinden bıktım. Artık komisyon alacağız. Anlaşıldı mı? Sorun mu var? Bunu Bay Domaso ile konuştun mu? Bay İsmail bize Joaquin'in yokluğunda onun emirlerini dinlememizi söylemişti. Babamın yokluğunda bu bölge benimdir. Ve kararları da ben veririm. Her zamankinden mi? Aynısı. Beyler. Patron yeni bazı kurallar belirledi. Artık yaptığınız her satıştan %10 komisyon alınacak. Malı sattığımız için para mı istiyor? Biz böyle çalışmayız. Siz malı verirsiniz, biz de parayı. Sattığımız bizimdir. Kino ile çalışıp sorun yaşamak istemiyorsanız ödemek zorundasınız. Yeni anlaşma bu. Sorun var mı? Görüşürüz. Beni dinleyin. Bu çok saçma. Daha ucuza bulurum. İnsanlar daha fazla ödemek istemiyor. Ya aynen öyle ya da başka yerden alırım. Ver. Ne yapacağız? Kino için çalışmayı bırakamayız. Patronumuz o. Ama asıl adam o değil. Şu anda organizasyon içinde asıl adam da Maso. Don Joaquin işi ona bıraktı. Bunu herkes biliyor. O kadar kolay değil. Ne olursa olsun o Joaquin'in oğlu. Benim için çalışırsanız sorun çıkabilir. Ama şu da bir gerçek patron. Bu komisyonun haksız olduğunu Joaquin'in kendisi de anlayacak. Senden organizasyonun lideri olduğun için yardım istiyoruz. Sen anlaşmalarımıza hep saygılı olmuştun. Bir şey söylersen Kino'nun da dinleyeceğinden eminim. Bay Kino işlere zarar veriyor. Joaquin'in istediği şey her zaman birlikti. Herkes için barış ve para istiyordu. Gelip benim evlerim için çalışabilirsiniz. Kino ile konuşup anlamasını sağlayacağım.
Hiç mi? Alo. Efendim, bir sorunumuz var. Benimle güney çıkışında buluş. Damaso'ya unutamayacağı bir ders vereceğiz. Hepinizin bildiği gibi bu topraklar başından beri babama ait. O satın aldı ve o işletti. Sizinle sorunum yok. Sadece benim olanı almaya geldim. Bundan sonra patronum Damaso değil. Benim. Tamam, iş başına. Yürüyün. Şimdi ne yapacağız? Culiacán'a mı döneceğiz? Hayır. Burada kalacağız. Bu bölge bizim ve savunacağız. Kötü haber çabuk duyulur. Damaso yakında gelecektir. Ateş etmeyin. Git buradan. Seninle savaşmak istemiyorum. Culiacán'daki adamlarımı çalmadan önce düşünecektin. Organizasyon içinde işleri bana danışmadan değiştiremezsin. Patron benim. Bunu sakın unutma. Haksız bir pay istedin. Satıcıların bu yüzden bana geldi. Senin adamların da artık bana çalışıyor. Burası benim bölgem. Bu toprakları babam bana kendisi verdi. Öylece gelip alamazsın. Artık bana ait. Eğer gitmezsen adamlarıma ateş etmelerini söyleyeceğim. Kimse ateş etmeyecek Kino. Çünkü ateş edersen geri dönüşü olmaz. İçinden çıkamayacağın bir şeyi başlatırsın. Herkes seni suçlar. Seni babam bile kurtaramaz. Bunu iyi düşün. Her zaman asiydin ama aptal değilsin. Savaş başlatma. Ne zaman? Yarın. Damaso'nun canı cehenneme. Üstümüze gelirse karşılık veririz. Eğer savaş istiyorsa, savaş olacak. Haberler kötü mü? Kino ve Damaso arasında sorun var. İkisi de liderin kendisi olduğunu söylüyor. Yokluğunda organizasyonu ona bıraktığını iddia ediyor. Ama işler kontrolden çıkmaya başladı. Ölümler oldu.
İsmail'e söyle, onlara bu saçmalığı bırakmalarını söylesin. Patron benim. Tek patron benim. Bunu anlasınlar. Ayrıca onlara yakında buradan çıkacağımı da söylesin. Ben gelene kadar rahat dursunlar. Çıktığım zaman sorunu ben çözeceğim. Joaquin yakında kaçacak. Ne zaman? Neden bize söylemedin? Baban öyle istedi. Artık bilmenizi istiyor. Ayrıca çıktığında aranızdaki bu sorunu kendisinin çözeceğini söyledi. İnsanlar kızgın İsmail. Daha ne kadar bekleyeceklerini bilmiyorum. Ben de adamlarımı zor tutuyorum. Kino bölgeme saldırdığını kabul etmezse... Ne yapacaksın lanet olsun? İkiniz de sakin olun. Bu şey için fazla yaşlı değil miyiz ha? Kino artık çocuk değilsin. Joaquin kendisinin tek patron olduğunun bilinmesini istiyor. Siz onun emrindesiniz. Şu anda düşmanlarımızın faydalanmak isteyeceği bir kriz yaratmaktan sorumlusunuz. Kendi bölgelerimizi kontrol edebilmeliyiz, anladınız mı? Eğer bu organizasyonun parçası olacaksanız birbirinize çalışmayı öğrenmelisiniz. Bunu yapamazsanız bu işten çıkarsınız. Ne diyorsunuz? İyi dinle. Arkadaşıma şu tünel işini hızlandırmasını söyle. Eğer hızlandırmazsa, Kino ve Damaso arasındaki sorun organizasyonun sonunu getirebilir. Sağ ol avukat. İsmail'in emirlerini uygula. İki katı adamla günde 24 saat çalışsınlar. Artık durmak yok. Bir dakika bile. Kontrolden çıkmaya başladı. Ölümler oldu. Kino iyi mi? Bütünler işini hızlandırmasını söyle. Eğer bir şey yapmazsan dışarıda kıyamet kopacak.